Gerçek güzellik nedir? Kadınlar neden hep güzel görünmek ister? Estetik tutkusu bir hastalık mı? Estetik cerrahi konusunda ünü ve başarısı yurt dışına taşan operatör doktor Serdar Eren canlı yayında. Neştersiz güzellik kalıcı sonuçlar veriyor mu? Kök hücreyle kaç yaş genç görünebiliriz? Medikal estetikte canımız ve cebimiz ne kadar yanar? Doktor Burak Türk Yılmaz ameliyatsız güzelliğin sırlarını anlatıyor. Eşcinsellik bir tercih mi yoksa kişiye genetik bir miras mı? Eşcinsellere toplum içinde neden farklı bir tür muamelesi yapılıyor? Anneler, babalar ekran başına. Eşcinsellik eğiliminin ilk belirtileri neler? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Şahika Yüksel'den tabulaştırılan konu üzerine ezber bozacak açıklamalar. Birazdan Gülben'de. Teşekkür ederim güzel alkışlarınıza. Çok teşekkür ederim. Birkaç gün, 3-4 gün yoktum burada ve bant yayın girdi. Sanki ama aylardır yayın yapmamışım gibi bir heyecanla geldim. Geldiğim yerlerin güzelliğinden o kadar etkilendim ve o kadar güzeldi ki bana hem Show TV'ye teşekkür ediyorum bu 3 günlük bant yayın için, izin verdiği için, hem de oralara gitmek nasip olduğu için. Hepinize nasip olsun inşallah. Çok başka, çok güzel bir duyguymuş. Allah inanan herkese bunu nasip etsin. Kelimelerle anlatmak mümkün değil. Hepinize teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir program hazırladık size. Çok kıymetli, çok önemli doktorlarımız var. Estetik üzerine, güzellik üzerine ve çocuk ruh ve sağlığı bedeninin gelişimi üzerine, özellikle kız ve erkek çocuklarının aslında çocukluktan başlayan hormonal gelişimlerini, güzellik, yakışıklılık, bu gibi etiketlerin çocukların üzerine ne etki yaptığı üzerine konuşacağız. İlk konuğum operatör doktor Serdar Eren gelecek. Sonra diğer konuklarım olacak. Gerçek güzellik nedir? Kadınlar neden hep güzel görünmek ister? Estetik tutkusu bir hastalık mı? 4 yaşına kadar ilgisiz büyümüş kişiler estetiğe daha mı meraklı? Estetik cerrahi konusunda ünü ve başarısı yurt dışına taşıyan operatör doktor Serdar Eren, herkesin merak ettiği soruları yanıtlamak üzere hemen şimdi Gülben'de. Serdar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Benim kıymetli dostum. Ne güzel söylediler, başarısı yurt dışına taşmış diye. Aslında bazen düşünüyorum yurt dışında senin kıymetini daha mı çok biliyorlar acaba diye. Ama sonunda geldin. Yurt dışından buraya geldim Türkiye'ye, aslında. Türkiye'ye değil mi? Evet. Kaç sene yurt dışından sonra Türkiye'ye geldin? 32 sene sonra. 32 sene mesleğini orada yaptın. Evet. Ülkemizden hastaların, danışanların sana yurt dışına geliyorlardı. Evet, yurt evet. Dışında ameliyat yapıyordun. Evet. Ben orada yaşıyordum. Talebeliğimden sonra orada kariyerime başladım. Ve oradaki tabii bütün Avrupa'dan, her ülkeden insanlara hizmet ettim. Sonunda 10 sene evvel Türkiye'dekiler de tanıdılar veya duydular. Bir şekilde yavaş yavaş orada da bir Türkiye'den gelen hasta profesi gelişti. Ve bu bayağı yoğun bir şekilde olunca ben Türkiye ve Almanya arasında gidip gelmeye başladım. Hala gidip geliyor musun Almanya'ya? Artık sadece ziyarete gidiyorum oğlumu ve torunlarımı. Kazandık torunların mı var? Tabii 2 tane. Allah gerçekten bağışlasın. Teşekkür ederim. Serdar'cığım şimdi senin psikoloji eğitimi de görmüş olman. Evet. Tabii ki evet. Doktor olarak bu kadar önemli ameliyatlar yapıyorsun. Fakat doğru mu söyledim bilmiyorum. Başta çocuklara yapıştırdığımız güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı gibi. Sanki güzel olmak zorundaymışız gibi çocuklara yapıştırdığımız bu etiketler yıllar sonra onlar da çok erken yaşta değişime mi sebep oluyor? Psikolojik olarak neler gözlemliyorsun erken yaşta estetik meraklıları için? Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim. Evet, psikolojiyle ilgim aslında psikozomatikle başladı. Çünkü psikozomatik hastalıklar Almanya'da ve Avrupa'da bilhassa çok önemli bir konu ve bir ihtisas dalı. Yani psikozomatik hastalıklar sizin ruh halinizin ortaya çıkardığı görünen değişiklikler ve organik bozukluklar. Dolayısıyla öyle bir şekilde ki ben bu araştırmaların sonunda insanın
tam bir erkek ve tam bir dişi olarak doğduğuna inanıyorum. Evet. Arada istisnalar haricinde, yani istisnalarda genetik malformasyonlar, evet, genetik bozukluk, evet, ama genel olarak aynı hayvanlardaki bir dişi hayvan ve erkek hayvan. Evet. Ondan sonraki değişikliklerin tamamen kişinin gelişimiyle alakalı olduğunu tespit ettik. Şimdi bu çok önemli tabii. Çok önemli. Çünkü kendine burada başlıyor. Sıcağı sıcağına ve dürüstçe bir şey anlatmak istiyorum. Senin de yaşadığımız bir şey. Zar zor randevüler talep edip alıp Serdar'ı muayenehanesinde 2 sene önce ziyaret ettim. Yani 11 kilo vermeden önce. Şimdi o da bilmiyordu böyle bir şey, evet, anlatacağım ama. O kadar senin söylediğin şeyle bağdaşıyor ki aslında. Gittim karşısına. 11 kilo fazla yani 11 kilo fazlamın olması bedenimi o kadar rahatsız ve mutsuz ediyordu ki. Serdar'a dedim ki bütünüyle bir ameliyat istiyorum. Yani karnım, basenim, bacak içlerimden buradan pörtlüyor. Sağ olsun baktı, inceledi, beni dinledi, bana bir kahve söyledi. Yani ben ona maddi manevi teslim olmuşum. Ameliyat olmak istediğimi söyledim. Hazırdın. Nasıl hazırım? Yani ve kırgınım, küskünüm, gitmiyor bir kilolar diye. Beni o kahve boyunca ameliyat yapmamaya öyle bir ikna ettin ki. Sana ama saygım sen, o kadar sonsuz ki. Mutlaka çok teşekkürler ama sen hazırdın ve algılaman yüksekti. Söylediklerimi algıladın. Sen sadece vücuduna konsantre olup da ne olursa olsun gitmişsin demiyordun. Benim söylediklerime dur bakalım dedim, bir stop dedin, jetonlar düşmeye başladı. Evet. İşte bu önemli. Ben çünkü vücudundan memnun olmayan ağırlığı var ve vücudundan memnun değil, aslında memnun olmadığı şey o ruhi ağırlık. Çok doğru. O ağırlığı taşıyamadığı için vücudundan o ağırlığı atmak istiyor. Sen istediğin kadar vücudundan o ağırlığı at, ruhundaki ağırlığı atamadığın sürece sen benim ameliyat neticelerimde memnun kalmayacaksın. Mümkün değil. Onun için ben herkesi önce zayıflatıyorum ve o şansı veriyorum. Belki ameliyat olmama şansını. Çünkü çok vücuttaki doğru ağırlığı attığın zaman kendini de iyi hissediyorsun ve o ruhi ağırlık da gidiyor. Çünkü özgüvenin artıyor. Diyorsun ihtiyacım da yok diyebiliyorsun. Şekil A. Sen bana 10 kilo vermeden gelme. Dokunmam diyor. Bir daha randevu aldım 2-3 ay sonra. Yine aynı şeyi söyledi ve yapmadı ameliyat. Evet. Sen o ameliyattan para kazanabilirdin. Gülben Ergen'e ameliyat yapabilirdin. Hiç böyle bir şeye ihtiyacın olmadığını ben biliyorum ama yine de ekrandan bunu duyurmak istiyorum. Peki, ben bir cahillik edip tuttursaydım ve sen beni ameliyat et, ne diyorsun? Memnun kalmayacaktın. Memnun kalmayacaktın. Ve sürekli estetik ameliyat yaptıranlar bu yüzden mi yaptırıyorlar? Şimdi şöyle, sürekli estetik ameliyatman iki şeyi var. Birincisi gerçekten güzel olma hissine sahip değil. Şimdi öyle ki bazı kadınlar geliyor çok güzeller ve diyorum çok güzelsiniz. Ve bir tanesinin seneler evvel söylediği bir laftı bu. Evet dedi, herkes bunu söylüyor ama ben bunu hissetmiyorum. Eğer güzelliğinizi hissetmiyorsanız çok zor size bir şey beğendirmek. Güzelliği hissetmek çok önemli. O nasıl olur? Şimdi çoğumuzun bilmediği bir şey var. Biz hepimiz ruhsal egoyu biliyoruz. Evet. Ama bedensel ego denilen bir şey vardır ve bedensel egonun gelişimi 6-7 aylıkken çocukta başlar. Nasıl başlar? Çocuğun vücudu tanımasıyla. Bütün anne baba pek fazla dikkat etmez, güler geçerler. Çocuk vücudunu nasıl tanımaya başlar? Kendi burnuna dokunarak, titreyerek, evet, senin burnuna, kulağına sokmaya, evet, çalışır, ağzına, evet, gözüne. Bu hareketler aslında çocuğun vücudunu tanımaya başladığı zamandır. Eğer çocuk bu zamanda aynı zamanda ailesinden de sevgiyi, alakayı, akseptansı da algılayabiliyorsa, tam denk geliyorsa, onaylanmayı çocuk oturuyor. O zaman o vücudun sevildiğine, bu o zaman vücutsal bir özgüvenle yetişiyor bu çocuk. Herkes estetik yaptırmıyor. Her burnu büyük olan burnunu küçültmüyor. Her küçük memesi olan mutlaka, yani böyle bir kural yok. O zaman kafayı biz yaptırmayanlara da yoralım biraz. Hep niye yaptırmıyorlar? Hep biz yaptıranlara yoruyoruz kafayı. Evet. Niye yaptırmıyor? O zaman anlayacağız. Bu demek değildir ki yaptırmamak ama anlamak önemli. O zaman ben hastayla anlaşabiliyorsam o zaman aramızda sorun çıkmayacak. Doğru. Çünkü biz estetik cerrah olarak çok zor bir iş yapıyoruz. Biz çok subjektif bir hadiseyi başarı kriteri olarak gösteriyoruz. Yani ben mükemmel bir ameliyat yapsam, sen beğenmedim dediğimi ben bittim. Yani başarısızım. Kanuni olarak belki haklıyım ama vicdani olarak yanlış bir hastayı seçtiğimden dolayı başarısızım. Çünkü o hastaya dokunmamalıydım. Bu nasıl olsa beğenmeyecek ki. Beğeniyi algılayabilmek için benim seni algılamam gerekiyor. Çok doğru. Bu. Peki özellikle yüzde sormak istiyorum. Yüz askısı mı deniyor o yüzün
Askı, askı ben çamaşır askısı biliyorum. Tamam, ne peki bilmediğim için şimdi, soruyorum. Biliyorum. Ve askı lafı geçtiği için sen duyduğun için de evet. Askılama diye bir şey yok. Askılama denilen şey aslında bir şeyi tutarsınız yani dinamik olan, hareketli olan bir organ bir iple tutturulamaz. O organ yani yüz esnecek, yüzünüzü yıkarken evet. Sallayacaksınız. Bu askılama stabil bir hadise değil. Dolayısıyla yüz germe veyahut da germe işi de birazcık yanlış. Aslında eski haline dönüştürme, aşağı sarkmış strukturları tekrar orijinal yerine getirip oralarda sabitleme o şekilde diyebiliriz. Çünkü askılama uzun vadeli bir şey olmayacak. Çünkü 3 defa yüzünüzü yıkadıktan sonra yanağınızın üzerine yatıp da uyuduktan sonra o askıyı bir noktada sökersiniz. Biraz sonra yani, Burak Bey de konuğumuz evet. olacak. O Burak Bey'den dinleyeceklerimiz önlem almak. Önlem alma veya tamamlayıcı. Tamamlayıcı. Şimdi şöyle bir mimar kafasıyla düşünmek lazım evet. yüz güzelliğini. Zaten biraz sonra heykeltıraşımız da gelecek. Onun üzerinde çalışacağız. Şimdi ben hep derim ki belki marangoz, belki heykeltıraş gibi çalışıyoruz ama heykeltıraş kesinlikle değiliz. Çünkü biz insanla çalışıyoruz. Heykeltıraşın yaptığı obje, canlı marangozun değil. Tahta suyu yemediği sürece değişmez. Ömür boyu o şekilde kalır. Bizimki ameliyat bittiği andan itibaren değişmeye başlar. İyileşme hadisesi. İyileşme hadisesini de etki eden ruh. Evet. Sakin ruh dünyası derim hep sakin bir iyileşme yapar. Huzursuz insanın yara iyileşmesi huzursuz olur. Yaraları kabarır. Çok da ameliyat sonrasını da kendi kendine tedavi edemez. Tabii bunları da ayarlamak lazım. Hastayı ameliyat sonrası iyileşmeye de hazırlamak lazım ruhen. Yani o kadar kompleks bir tablo ki biz herkes diyor ki değil, o yani obje olarak görmemek lazım. Ameliyat bir yaptım bıraktım gitti evet, değil. Bir memenin inanılmaz bir hikayeleri vardır. Ta 14 yaşında başlayan bir serüveni vardır bana gelene kadar. Kadının en kompleks yaptığı yer memesi midir? Dişilik problemi varsa veyahut da çünkü meme kadınlığın bazen hastalığına sonra meme sizin için neydir derim. Düşünmeye başladığında zaten orada problem vardır. Yani meme kadının nesidir? Dişilik organıdır. Bunun silahtan çıkar gibi kurşun gibi çıkması lazım. Tak diye söylemesi lazım. Meme sizin için dişilik organımdır. Başlar emzirme, meme, süt verme. Ha orada ana fonksiyonu ihlal edilmiş. Çünkü meme kadının erkekten ayıran en önemli organ. Evet. Görünüm güzel. Olarak değil, haz olarak da. Ve dişiliğin sembolü. Ve ben hep derim ki meme kadının meteoroloji istasyonudur. Allah. En sıkıntılı zamanda yanmaya başlar. Psikosomatikte anlamı odur. Sızlayan memeye sevgiye haykırış derler. Tercümesi odur. Hamileyken ne kadar çok olur o. Evet. Şimdi, evet, şimdi hatırladım. Şimdi memeye hep dokunmak gerekiyor. En önemlisi kadının da kendisine dokunması gerekiyor. Şimdi insanlar kadından ne kadar eksik evet, bir şey. Evet. Şimdi en önemli son zamanlarda hastalarda konuştuğum şey şu. Çok organa odaklıyız. Hep bir organı görüyoruz. En güzel bir organı bile 2 saat bakın çirkin taraflarını bulmaya başlarsınız. Evet. Şöyle bir tabloya geriye çekilip bakmak lazım. Endam diye bir laf vardır. Evet. Endamınıza bakın. Evet. Bir meme o vücudunla birlikte bir bütündür. Bir burun o yüzle birlikte bir bütündür. Bir buruna sabahtan akşama kadar bakarsınız. Burunun sağ köşesindeki delik şu kadar milimetre. Bu takıntı ve bu tamamen psikolojik bir problemdir. Göğsünden utanan kadınlar, genç kızlar biliyorum ben ya. Yani saklamak, örtmek yüzü. Buradan kamburları çıkar tabii. mesela. Şimdi şöyle. Evet memenin kaderi 12-13 yaşında çiziliyor. Ya göğsünüzü geri geri dolaşan bir tip oluyorsunuz ya da bu oluyorsunuz. Bunun o kadar çok sebepleri vardır ki. Kafa daha kadınlığa yaklaşma, olgunlaşmamışsa, vücutsal gelişim ama kadınsıysa orada bir çelişki başlıyor. Orada genç kızı hazırlamak gerekiyor. Bu da anne babanın ödevi çok büyük. Nedir? Şimdi bunu anlatmak gerekir. Bunun normal olduğunda çünkü çocuk hem vücutsal değişiminin hem de ruhsal değişiminin bir çatışma halinde olduğu anda değişik tepkiler görüyor. Memenin kadınsı algılanması rahatsız edici ve saklamaya çalışıyor. Utanıyor. İleride küçük olduğu zaman da tam tersi diyor ki ameliyat erkek değilim. Yani bütün bunların aslında gelişimine iyi refakatçilik etmek gerekiyor ebeveyn olarak. Yani, sivilceden bile başlıyor olay ya. Ergenlik sivilcesi diyorsun hormonları azdı. Yok ya hormon falan azmadı. Olması gereken. Hayır olması gereken değil. Çocuğun en öfkeli olduğu ve annesine babasına ağzını açamadığı aslında elinden gelse dövebileceği soru işaretini değil. Ergenlik. Zaman. Ergenlik. Çünkü biz anne babalara hep bunları yaşadık. Oğullarımıza ve kızlarımıza ulaşamıyoruz o yaşta. Hep okul nasıldı? İyiydi diyor, kaçmaya çalışıyor çocuk. Sen de farkındasın aslında düzgün yaklaşamadığını. Yani o sivilce ruhundaki patlama mı diyorsun? Tabi sivilce nedir? Bakın tarif edeyim. Dümdüz kaymak gibi bir cildin üzerinde kabarıklık, kızarma, infial.
O olmasa ne yapıyor? Gidiyor sıkıyor. İşlerini sıkara. Yani aslında öfkenin bir şekilde yaşanmış şekli. Ne zamanki çocuk sakinleşir veyahut da o iletişimi kurar. Ben kendim de yaptım. Dedim, evet dedim, çok aptalca sorular soruyorum. Beni dövme ama kendini müdafaa et dedim oğluma. Müdafaa et ve haksız olduğumu veya yanlış şeyler söylediğimi. Yani çocuklara acizliğimizi gösterdiğimiz zaman çocuklar daha güçleniyor o yaşta. Çok doğru. Biz hep rolün içine sokuyoruz kendimizi. Her şeyi biliyoruz, her şeyini. Hayır, bilmediğimiz çok şey var. Öğrenebiliriz ondan. Sorabiliriz, öğret bana. Veyahut acizliğim. O zaman çocuklar rahatlıyorlar aslında. Çok doğru. Yani onu ben şimdi... Anne babalık sivil demek değil. Neden bunu söylüyorum? Sivilceli çok genç geliyor bana tedavi için. Akne tedavisi, lezer falan. Psikoloğa gönderiyorum. Oradan aldığım hep neticeler bunlar. Ben çok psikologlarla beraber çalıştığım için ben psikolog değilim. Ama hiç olmazsa ilişkinin ne olduğunu bilebiliyorum, evet, ve hastayı ona göre yönlendiriyorum. Psikoloğa yönlendirmem bile o kadar önemli ki. Oradan şimdi, gelen netice bu oluyor zaten. Şimdi hatırladım, ben ilk doğumumdan sonra da geldim sana. Evet. Sen bana evet, ne dedin? Senin daha çocuk doğurma kapasiten ve potansiyelin var. Çünkü östrojen kadınısın dedi. Şimdi hatırlıyorum. Selülitleri sevdirdik. Evet, selülitleri. Sevdirdik. Doğru. Yok canım, şimdi bir dakika dedim. Daha bebek bir yaşında falan filan dedim. Hayır dedi. Sen daha doğum yapacaksın. Evet. Daha bu karnın büyüyecek. Evet. Ne adamsın. Evet. Peki. Ekibimiz çıktı. Yola imkan olsa siz de estetik yaptırır mısınız diye sorduk. Ve Serdar Eren cevapları dinlesin. Dönelim sonra. Yaptırdınız mı? Hayır. Yaptırmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Neden? Ne bileyim, doğal güzellik daha güzel. Yok, hayır, yaptırmadım. Yaptırır mısınız? Yaptırmam. Hani doğal bir güzellik var sonuçta. Değiştirmeye gerek duymuyorum açıkçası. Yaptırmadım. Neden? İhtiyaç hissetmedim şu ana kadar. E peki böyle yaptırıp şöyle daha güzel gözükmek istemez misiniz? Ben kendimle barışık insanım. Hayır. Peki hiç yaptırmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Gerek yok çocuğum, fırıl fırıl baksana. Ben anneannesiyim. Anneannesi. Tabii. E siz estetik yaptırmak istemez misiniz? Ay yok canım, ne yapacağım bu yaşlarda? 63 yaşına gelmişim ben. Yoksa hala güzelim mi diyorsunuz? E tabii, ne var ne olacak canım? Hayır, hiç yaptırmadım. Peki yaptırmayı düşünüyor musunuz? Lüzum olursa evet, yani karşı değilim. Lüzum olursa ne yaptırırsınız? Ne yaptırırım? Gözlerimin altını aldırabilirim. Şu dudak çizgileri olabilir. Onları aldırabilirim. Yok, yaptırmadım. Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Ne yaptırmayı düşünüyorsunuz? Burun olabilir, göz altı olabilir, bu kırıklar, her şey olabilir. İhtiyaç duyuluyor. Ama yaş ilerledikçe böyle çizgiler oluyor, onlar rahatsız etmiyor. Yok, hiç etmiyor. O benim yaşımın güzelliği. Ha, yaptırdım. Nereye yaptırdınız? Yani aslında yaptırdım sayılmaz. Et kemik vardı. Kemik alınırken şurası düşmüş. Burnunuzu yaptırdınız. Burnumu, yani çok hafif. Memnun musunuz peki? Değilim. Estetik yaptıranlara nasıl bakıyorsunuz? O kendi güzellikleri, istedikleri gibi takılabilirler yani. Hoş geldiniz. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, evet, mezunusunuz. Evet. Bugün bize burada bir şeyler göstereceksiniz. Biz de karışacağız size. Önce bir Serdar'a dönmek istiyorum. Röportajları nasıl buldun? Çok doğal buldum. Çok ben. Doğal. Aslında biz estetiğin üzerine çok konuşuyoruz ama bir insan popülasyonunun %20'sidir. Aslında çok büyük bir rakam değil. Ama çok konuşulduğu için sanki herkes estetik yapıyormuş, yaptırmış gibi durmuyor. Ama merak ediliyor Serdar. Ha, merak etme başka bir şey, yaptırmak başka bir şey. Ha, heves yani edenler çok. Merak edip, izleyip, heveslenip yaptırmaya bir geri dönüyor, öyle evet, mi? Evet, olabilir. Peki parası çok olan mı yaptırıyor sence? Yoksa yok, hani kredi alıp, biriktirip evet, yaptıranlar mı daha fazla? Hepsi aslında... bir ülkenin gelişimiyle alakalı. Geri kalmış ülkelerde maalesef estetiğe düşkünlük daha fazla ki Brezilya'yı niye örnek gösteriyoruz? Güzellik meraklısı olmak daha çok sosyal akseptansla alakalı. O güzellikle sosyal statülerini veya o sosyal yaşamdaki stabilitelerini sağlamaya çalışıyorlar. Çok gelişmiş ülkelerde bu kadar aşırı değildir. Mesela bir hanım vardı röportajda. Yaptırmayı düşünmüyor musunuz diyor. Yo, ben halimden memnunum diyor. Evet. Hemen seninle aynı anda kendinle barışık evet, dedik. Şimdi kendinle barışık. Şimdi kendinle barışık aslında yine şu oraya geliyorum. O bilmiyor. O vücutsal ego çok sağlam gelişmiş. Özgüvenli yetişmiş. Ay bence eşi de onu çok seviyordur. Sevilen insan zaten kendisini dünya güzeli görüyor.
Bütün olay ben hangi dönemde sana geldim düşün yani. Peki Serdar, önce şu heykeli bize yorumlamanı istiyorum. Yani bu sence nasıl bir yüz? Sen buna baktığında konuşman mı gerekir burnunu yaptır demek için? Hayatta söylemem tabii. Şimdi bu bir karakter. Neden? Burun. Burun bir defa psikosomatikte veya psikolojik anlamı burun gücü, kuvveti, kudreti, hükmetmeyi, seksualiteyi potansiyel temsil eden ve sembolize eden bir organ. Şimdi Serdar Eren'le ayrı program istiyorum. Organların gücü. Evet, adına. Organların dili. Şimdi organların ben buraya dili. Baktığım zaman evet bunu hissediyorum. Karşındaki insan bunu bana zaten anlatıyor. Yüzüyle, o ifadesiyle. Zaten yüz bazen diyorlar ki ona falcı mısın, falcı falan değilim. İnsanları iyi gözlemlediğin zaman o insanın her şeyini ortaya koyabilirsin aslında. Şimdi böyle. Burada eğer bu insan derse ki aynaya baktığı zaman ben kendimi evet bu organda hep bunu görüyorum gücü kuvvet ama bende o yok. Ben o kadar güçlü de değilim. Ben o kadar sert de değilim. Ben yumuşağım. Şimdi bir kadının burnunu küçültmek istemesinin ana sebebi bu. Hepsi bana geliyor çirkin diyor yanlış. Burun zaten çirkin bir organ. Küçük de olsa çirkin bir organ. Bunun da ispatını yaptım ama başka bir programda konuşabiliriz. Çünkü ben 6 aylık torunumda resim koydum. Burun resmi ve göz resmi. Emekliye göze gitti. Biliyorsunuz bir deneyim var. Küçük bebeğin karşısında güzel ve çirkin insan koymuş. Bebek hep güzel insana gidiyor. O küçücük bebek. Ben bunu resimle yaptım. Dudak niye koydum. Göze gitti? Dudak koydum anlatacağım. Ve burun koydum. Kulakla da denedim. Dudağa gitti. Göğüs resmi koydum. Resim. Göğüs resmi. Popo koydum. Popoya gitti. Ben bunu anlattım da. Niye? Çünkü burun girintili, çıkıntılı, kulak girintili, çıkıntılı. Bunun objektif olarak neresi güzel? Güzel olan şey, çocuğa hoş gelen şey. Güzellik bir duygu. Daha net, güzellik daha bir duygu. Dalgalanma, kıvrımlıklar, yuvarlaklıklar, bir elegans. Çocuk bile onu hissedebiliyor. O karışıklık onu yoruyor burundaki. Yani bu güzellik, biz hep görsel bakmaya çalışıyoruz. Aslında biz duygusal bakmayı unuttuk. Aslında ben sana güzel derken senin bende yansıttığın duyguyu şurada hissettiğimi ağzımdan ya çok güzelsin ya çok çirkinsin ya çok mendebursun ya çok yorgunsun ya çok dinçsin ya çok mutlusun. Bir duyguyu ifade ediyorum. Bunu ifade ederken nasıl ben şöyle söyleyeyim. Sen çok güzel üst göz kapağın var diye bir iltifat aldığında niye geliyorsun göz kapağını ameliyat ettirmek için? Güzel olsun diye. Güzel değil. Aslında senin söylemek istediğin yorgun görünüyorum. Bunu ifade etmeyi bilmiyoruz. Burun sert gösteriyor. Kadın diyecek ki ben femininim. Ben kadınım. Hassasım, duygusalım, softum. Şimdi ama yani, aynaya baktığım zaman bu beni çok sert gösteriyor. Hatırladığım iki örneği söylemek istiyorum senin anlattıklarınla. Sabahat Doğan Yılmaz diye bir manken vardı. Eski çok başarılı mankenlerimizden birisi. Tanıyor musun bilmiyorum Sabahat Doğan Yılmaz'ı. Onun burnu aynı böyle bir burundur. Manken olmasına rağmen yıllarca podyumlarda esti kavurdu yani. O kadar başarılıydı ki hiç burnunu yaptırmadı. Muazzez Ersoy sesiyle bu kadar güzel, evet. Vücudu çok güzeldir. Çok özenli giyinir, bu kadar başarılı, bu kadar sahnede iyi bir kadın hiçbir zaman burnu. Ama o burunlar kendisini identifik ediyor. Ben diyor güçlüyüm evet. Diyor. Evet. Ben şimdi narinim, zayıfım, kırılganım. Ben bunu o zaman tabii küçülttürmek hakkım. Ben kritize etmiyorum. Ama o yüzden böyle bir şey talep etmedi. İşte o duygu olmadığı için. Duyguları doğru algılamamız lazım. O zaman lazım. Buradan ne çıkartıyoruz? Kendiyle barışık olma hali. Evet, kendini tanıma. Bir kadın kendini çok kadınsı hissediyorsa onun aynaya baktığında göğüssüz bir görünümü tabii ki onu içine entegre etmek için uysun diyor. Yani dışı içe uydurmak doğru. İçi dışa değil. Çok doğru. Peki siz yine bu burnu bize kırılgan, süslü, naif bir hanım burnu yapar mısınız lütfen? Bakalım gözlerindeki bakış değişecek mi? Yumuşacak. Gözlerindeki bakış değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece yüz yumuşacak. Softlaşacak. Gözlerindeki bakış değişmeyecek. Çünkü sizin şimdi burun varlığıyla ya güzelliğinizi varlığıyla güzelliğinizi engelleyebilir, yokluğuyla güzelliğinizi ortaya çıkarabilir. Burun ne kadar az dikkati çekiyorsa o kadar göz ve dudak öne çıkar. Şimdi göreceğiz. Serdar, yani beyefendi heykeltıraş ve şu Allah nasıl kalktı ucu. Şimdi, ama şimdi herkes buruna bakıyor. Yüze bakmaya çalışın. Hep yüzü algılamaya çalışın. Çünkü burun yüzün bir parçası. Ama çok şimdi değişiklik yaptı yüzde şimdi evet. İtiraf edelim. Ne oldu? Softlaştı. Yumuşadı. Lokum oldu. Yüz değişiyor.
Eğer içinde de o lokumsa doğru, memnun kalacak. Evet. Ama yanlış bir duyguyla geldiyse içi aslında sert, görünümü de uyuyor aslında ama dıştan çok mahalle baskısına uğradı, burnunu yaptır diye. Geldi burnunu yaptırdı. Bu burun ne kadar güzel olursa olsun mutlu olmayabilir. Çünkü o karakter gitti. Şimdi bunların hepsini önceden analiz etmek gerekir. Evet, yanlış hasta, doğru hasta dediğim şey o. Bugüne kadar 4 tane estetik yaptırmış. Sağ olsun. Zeynep Hanım var aramızda. Ben de yeni tanıyorum. Serdar'cığım, hanımefendi mikrofon elinde. Merhaba. Arkadaşlarım bugün gelmesini istemişler. Ne ameliyatları yaptırdınız Zeynep Hanım? Burun ameliyatı. Hı hı. Protez. Göğüs protezi. Evet. Silikon mu takıldı? Evet. Evet. Ama tabii miyom temizlendi ve sonrasında takıldı. Olsun, sadece miyom temizlenip kalabilirdiniz. Hazır miyom temizlenip. Evet, evet. Ve askı yapıldı. Liposuction tabii ki o doğal, o yapıldı. Hı. Şimdi Serdar, sizin tabii önceki halinizi bilmediği için doktorumuz, ben bu arada ekrandaki seyircilerime söylemek isterim. Gelen doktorlarıma böyle patır patır ismiyle hitap etmem ama benim çok kıymetli dostumdur. Yani çok sıkıntılı zor zamanlarımda bana evini bile açmıştır, anahtarını vermiştir. Onun çatısında kalmışımdır. O yüzden çok kıymetli ve çok eski bir dostumdur. Şimdi Zeynep Hanım 4 tane estetik ameliyatı geçirmiş. Bence evli misiniz? Evet. Evliliğiniz uzun sürede devam ediyor mu? Evet. Maşallah. O zaman bu ameliyatlardan mutlu mu sence? Şimdi kendisine sormak gerekir. Aslında yanlış bir kelime. Estetik ameliyatlardan sonra mutlu olunmaz. Estetik ameliyatlardan sadece keyif alınır. Mutluluk başka bir kavram ve başka şekilde. Bana gelen hastalar diyor ki çok mutlu olacağım. O zaman yanlış. Şöyle demeniz lazım. Ben bu burunla da iyi yaşayabilirim. Daha iyi olacaksa, bana zarar vermeyecekse, İyi doktor bulduysam, bir de imkanım varsa niye olmasın? Yani estetik ameliyat bir zorunluluk değil. İnsanın kendisine layık gördüğü bir lüks. Mutluluk vermez. Hiçbir zaman bıçakla psikoterapi yapılmaz. Normal bir organı daha güzel yapmak istiyorsanız. Ha, bir organ anormal görünümdedir. Evet, orada haklısınız. Bir kadının erkeksi görünümünü düzeltmek ve tekrar kadınsı görünümüne getirmek, evet, bir psikoterapi olabilir. Ama normal bir memenin, yani gevşek, yumuşak meme var. Yoksa herkes dimdik memeli olmak zorundaydı bir konuda. Ama o gevşek ve yumuşak ve sarkık meme, onun cinsel hayatını, kocasıyla olan ilişkisini etkiliyorsa, onu mutsuz, utangaç yapıyorsa, bu yüzden lambaları kapatıyorsa, içine kapanıyorsa ve utanıyorsa, ben bu ameliyatı doğru buluyorum evet, mesela. Evet, bu ameliyatı ben de doğru buluyorum ama o evliliği kurtaracağını zannetmiyorum. Çok. Kesinlikle. Kadının kendisini evet, iyi kadının, hissetmesi. Evet, kadının kendisini iyi hissetmesiyle alakalı. Fakat şöyle bir şey var ki, biz burada normal şeylerden bahsediyoruz. Normal. Şimdi anormallikler şöyle, benim çok anlayışlı yaklaştığım hasta grubum hamilelik sonrası deformasyonlar olan evet. Kadınlar. Çünkü niye bana kadın... bakın hamilelik sonrası deformasyon derken sen Serdar? Neden yani? Neden yani? Evet Serdar, bende de aslında, hayır, oldu. Aslında sen Başak Burcu'su. Evet. Evet. Şimdi aslında Başak Burcu hep sıra dışı olmaya çalışır. Normalde hamilelikten sonra hep bir deformasyon ortaya çıksa bile Başak Burcu der ki ben deforme olmayacağım der. Ve bu sıra dışılığı yaratmaya çalışır. Hadi hadi kurtardım peki tamam. Şimdi dünyada bir çılgınlık var. Burak Bey'i de davet etmek istiyorum. Onunla birlikte konuşmak istiyorum bunu. Çünkü çok etkileyici bir konu. Operatör Doktor Burak Türk Yılmaz geliyor. Videomuzu izleyeceğiz. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi dünyadaki bu çılgınlık bir oyuncak bebeğe benzeme çılgınlığı. Ukraynalı Valeria bir çizgi film karakterine benzemek için ben bana gösterdiklerine fotomontaj bu gerçek değil dedim. İnanamadım. Bunu sizin de izlemek istiyorum. Bilmiyorum rastladınız mı, gördünüz mü? Görüntüler gelsin üzerine konuşalım. Güzel olmak, beğenilmek, aynalarla barışık olmak insanın doğasında olan bir özellik. Özellikle kadınlar için güzellik tutkusu diğer ihtiyaçların bile çoğu zaman üstünde yer alabiliyor. Güzel olma arzusunun modern toplumlardaki en büyük getirisi estetik operasyonlar. Gözlerin menekşe bahçesi. Kimileri dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ninki gibi dudaklara sahip olmak istiyor, kimileri ise güzel şarkıcı Jennifer Lopez'inki gibi kalçalara. Ama bazen sadece dudak, burun ya da kalça estetiği de kesmiyor hanımları.
Estetik çılgınlığı kimileri için kusursuz bir oyuncak bebeğe benzeme isteğine kadar uzanabiliyor. İşte o tutkulardan biri, genç yaşına rağmen kusursuz görünme arzusu yüzünden sayısız kez bıçak altına yatmayı bile göze almış Ukraynalı Valeria Lukyanova. Estetik harikası görünümüyle tüm dünyanın ilgisini çeken Ukraynalı genç kadın, 1993 doğumlu, yani henüz 20 yaşında, 1 metre 74 santim boyunda ve sadece 51 kilo. Uzun bir boy ve düzgün fizik gibi genetik miraslarının üstüne sayısız pek çok estetik müdahaleye razı olmasının tek bir sebebi var. O da çocukken hayranı olduğu kusursuz güzellikteki bir oyuncak bebeğe benzemek istemesi. Çok güzelsin çok. Aynaya baktığında hayalindeki yansımayı görebilmek adına binlerce dolar harcamaktan bile çekinmeyen Ukraynalı Valeria'nın sadece kendisi değil, annesi de tam bir estetik çılgını. Estetiğin yarattığı mucizelerle tıpkı kusursuz oyuncak bebeklere benzeyen anne kızın büyük değişim tutkularının altında ne yatar bilinmez ama hayrete düşüren sonuçları yansıtan fotoğrafların ünü Ukrayna sınırlarını çoktan aşmış durumda. Ve çılgın anne kız kendilerine gösterilen ilgiden bir hayli memnun. Estetik bağımlılığındaki çılgınlıklar bununla da bitmiyor. Ve işte tıpkı Valeria ve annesi gibi tüm dünyanın konuştuğu bir başka isim daha. Çok sevdiği çizgi film kahramanına benzeyebilmek için tam 30 kez bıçak altına yatan Anastasia Shapagina. 20 yaşındaki genç kız geçirdiği 30 ameliyatın ardından Japon çizgi filmlerindeki animeleri andıran türden incecik bir bele, kocaman gözlere ve küçücük bir burna sahip oldu. Ama yine de hayalimdeki imaja sahip olabilmek için yarım saat makyaj yapıyorum diyerek herkesi bir kez daha şaşırtıyor. Ama tıpkı yaşıtı Valeria gibi onun da sanal alemdeki hayranları gün geçtikçe çoğalıyor. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Ben izledim. Yani seni konuk alacağımız gün izledim bunu. Ekip arkadaşlarım izlettiler sana yorumlatmak için. İnan bana inanamadım. Yani orijinal görüntülerini izleyinceye kadar. Gerçek öyle yapmış kendini. O çizgi film kahramanı olmak için. Gözünün içi, annesi de öyle. Yapmış diyorsun. Yaptırmış. Şimdi burada iki var. Bir mutsuzluğa ait iki kişi vardır denir ya. Bir yapan bir de yaptıran. Şimdi ne dedik? Dismorfi bir hastalık durumu burada. Psikolojik bir hastalık durumu. Ama şimdi bu kendiliğinden yapmadı tabii. 30 ameliyat, 30 tane doktor var orada. Veyahut da bir doktor. Yapanı mı hatalı buluyorsunuz? Şimdi burada yorumu tabii öyle yapmak lazım. Şimdi ne diyoruz? Biz aslında evet bedende çalışıyoruz ama aslında bir ruhsal durumu dengelemeye çalışıyoruz. Demin bir şey söyledim. Dedim ki mutluluk olayı. Olay mutluluk değil. Mutlu olsaydı bir seferde biterdi. Bitmeyecekti çünkü. Burada bir dismorfik bir hadise var ve bir identifikasyon, kişilik problemi, kabullenme problemi. Şimdi yüzünü değiştirmek. Ben hiç yüz değiştirmeye karşıyım. Ben hep derim ben yüzünüzü değiştirmem. Güzelseniz genç ve güzel olacaksınız ameliyatından sonra. Çirkinseniz genç ve çirkin tekrar. Sakın başka hayallere kapılmayın. Çünkü ben gençleştiriyorum. Ben sadece tazelik, dinçlik veriyorum. Seneleri geri almak ama değiştirmek bambaşka bir şey. İçiyle, ruhuyla aslında değiştirmek istediğin için senin. Burada bir karakter yok, burada bir kişilik yok, burada problem büyük. Ve doktorun bunu yapması aslında, bu zavallının hiçbir suçu yok. Bunun tedavilik ama bunu doğru yönlendirmek gerekiyor. Ameliyatla tedavi olacağına terapi görsün. Ameliyatla zaten tedavi değil ki bu. Burada daha çok hasta etme durumu. Bu bitti. Yani bir şey düşünemezsin nasıl bir şey. Dolayısıyla burada evet suçlu doktor. Kanuni olarak değil ama vicdani olarak. Burak Bey, son yıllarda konuşulan sizin Serdar'ın işi ameliyat, operatör. Ama sizin işiniz ameliyatsız halletmek ve son yıllarda kök hücre çok konuşuluyor mesela. Riskli bulduğunuz yerler var mı? Kaç yaş arası yapıyorsunuz bunu? Nasıl bir işlem? Yani şimdi kök hücre olarak bakınca ya bunların bir sürü çeşitleri var. Amaç, yani bizim uyguladığımız şeylerdeki amaç cildin kalitesini arttırmak. Cildin kalitesi. Hiçbir zaman ameliyat yerine geçecek işlem değil bunlar. Değil. Tamamlayıcı. Yani, tamamlayıcı işlemler veyahut da biraz korumaya yönelik. Belli bir yaştan sonra cildimiz elastikiyetini kaybediyor. İşte yaşlanmaya bağlı bazı deformiteler oluyor. Bunları giderici yöntemler.
Peki ama estetik olmasa da, şimdi mesela siz botoks da yapıyorsunuzdur, tabii, dolgu da yapıyorsunuzdur değil mi? Aynen. O şimdi burada bir çizgi varsa, evet, onu dolduruyorsunuz ne kadar? 6-7 ay galiba. Değişiyor yani şeyin durumuna göre 6 ile 9 ay yaklaşık. O zaman geçici. Evet. Yani, tabii geçici. Ya kalıcıları da var da kalıcıları önemli. Geçici olarak bir teselli. Aynen. Yaş erkene indi mi danışanlarınızda? Ya danışanlarda yaş erkene girdi ama önerilen yaş erken olmaması tabii ki. Hmm. Yani belli bir yaştan sonra, çünkü cilt hala kendini rejenerasyon, kendini yenileme fonksiyonuna sahipken erken yaşta başlamak doğru değil. Çok tabii ki. Serdar'cığım, mahsur yoksa kaç yaşında olduğunu sorabilir miyim? Ben 59. 59 yaşındasın. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 35. 77, 35, 36. 35 yıldır bu işi yapan bizim medar iftarımız doktorumuzsun sen, yurt dışında da. Gözünün kenarındaki kırışıklıkları görüyor musunuz? Çizgilerinin derinliğini, evet, ona ne kadar bir anlam kattığını, tabii, bence hatta seni daha güvenilir kıldığını. Tabii. Gözünün altında bir leke var, evet, burada benlerin, evet, var. Evet. Hepsi seni bana daha güvenilir doktor kılıyor. Demek ki sen de onlardan memnunsun. Onlar senin evlenmelerin, ayrılıkların, torunların, yaşanmışlıkların, yorgunlukların, doğru mu? Hepsi, hepsi. Niye bunlardan vazgeçmiyorsun? Şimdi ben şöyle gözünün söyleyeyim. Altında 59 yaşın gerektirdiği bir torba görüyorum. Evet. Anında çizgiler, evet, görüyorum. Evet. Yok etmen ve pırıl pırıl yapman gerekiyor. Ama ben içimdeki, şimdi bütün olay, içimdeki dinamizmi biliyorum. Şimdi içimdeki dinamizm bana aslında yetiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu özgüvenle alakalı. Burada çok değişik, enteresan bir şey açıklayacağım. 22 yaşında ben doktor oldum. 22 yaşında doktor olabilmek gerçekten özgüven için aslında yeterli olmalı değil mi? Başarılıyım. Değil. Yaş gerekli özgüven için aslında. Yaş gerekli. Yaş gerekli. Yaşlı olmak gerekli. Yani bir takım evreleri geçirmek gerekli. Saçlarım çok uzundu, alnımdan fışkırıyordu ve o kadar çok severdim ki saçsız olabileceğimi düşünmezdim. Dökülürse herhalde hayatım biter derdim. 25 yaşında saçlarım dökülmeye başladı, elim ayağım tutuyor, ne yapacağım? Çünkü özgüven yok. Sadece o yaşlarda dış görünümüzle akseptans almaya çalışıyoruz. Evet. Hepimiz böyle yetiştik. Evet. Küçükken de cici oluyoruz, sevileceğiz diye. Ne zaman ki ben 26 yaşındaydım Almanya'da, ilk defa kopmuş bir eli, baş parmağı kopmuş bir hastanın baş parmağına ayak parmağını transfer ettim. Bu Almanya'da bir ilkti. Büyük sensasyonu ve büyük bir başarıydı. Eline taktın ayak, evet, ayak baş parmağını eline transfer ettim ve baş parmak gibi çalıştı ayak baş parmağım. İlk zaman 1984 senelerim o civarlarda ve o yaşta birdenbire ortalıklarda oldum. Öyle diyeyim, ve el cerrahisi ve mikro cerrahi yaptığım senelerdi ve başarı ve akseptans bana saçlarımın dökülmesini unutturdu. Ve ben onu yendi, onun, evet, üstüne çıktı. Ben o andan itibaren o duygu gelişti. İhtiyaç olunan olmak çok önemli bir faktör. Bu insana özgüven veriyor. İnsanın ne olursa olsun bir hayvan beslemesi bile çok önemli. Muhtaç o hayvan ve siz kendinizi önemli kılıyorsunuz. Kendinizi önemli kılmak aslında özgüven için çok önemli bir faktör. Allah, ne güzel anlatıyorsun. Peki heykeltıraşımız orada. Şimdi biz bakıyoruz burnunu çok beğendik. Bu kadıncağız mutlu mu bilemiyoruz, soramadığımız için. Ama orada bir gıdı görüyoruz, böyle bir lüpüdük lüpüdük duruyor. Bu da yapılan ameliyatlardan biri. Hatta benim yaptıran arkadaşlarım bunu bana çok kolay... Bitti diyorlar. Bitmiyor işte. Bunu bana çok kolay anlatıyorlar nedense. İşte o zaten çok yani kolay... Yani ameliyat değil, kesmesi yok. Evet. Böyle... Şimdi başımıza problemler yaratan şeyler aslında bazen çok küçük diye algılayıp hemen çok kolay karar verdiğimiz şeyler. Öyle mi? Dudak doldurma da olabilir bu, yanak doldurma da olabilir, göz altında küçücük bir yeri birazcık doldurma olabilir ve bunlar geriye dönüşümsüz problemler de yaratabilirler. Peki, onun için her ameliyatı, her işlemi çok ciddiye almak lazım. Önemli olan o. Kesinlikle. Doğru şimdi yapmak soracağım lazım bu işlemi. Siz yaparken burayı yok edeceksiniz şimdi tabii. Oo, böyle hemencik yapacaksınız. Ben Burak Bey'e sorayım. Siz de o kadar kolay değil dediniz. Evet. Aynen. Neden? Yani çünkü... O dediğiniz gibi direkt almak orayı, oradaki deriyi tamamen morfolojisini bozuyor. Oradaki deri sarkıyor. Orada çok deri kalkıyor. Burası gitti. Aynı balon gibi. Ha. Nasıl içi boşalırsa balon büzük büzük kalır. Aynen öyle bir probleme yol açıyor. Siz kesmeli almaktan bahsediyorsunuz değil mi? Hayır, liposakşın. Dediğiniz liposakşın. Aynen. Şimdi bakın, deriyi gerdiren fizik kuralı. Aslında çok doktor gibi düşünmemek lazım. Hastalarıma da diyorum, fazla düşünmeyin. Birazcık mimar, birazcık inşaat mühendisi kafasıyla düşündüğünüz zaman da olur. 101 binanın temelidir, duvarları da derisidir.
temel çökerken devamlı duvarı badalamak hep kandırmacadır. Ben onun için hep derim temel sağlam, ondan sonra arada bir badalamak. Bir de pencereleriniz varsa, bol ışık dışarıya da gidiyorsa, gözlerdeki ışıltı derim. O eksikse hiçbir işe yaramaz hepsi. Gözünüzü, yani bütün bunlar beğeniyle alakalı. Ve şikayetler de buradan geliyor. Biz çok araştırma yaptık estetikten memnun olmayan hastalarla, psikologlarla yaptık. %50'si, hepsi doktoru suçluyordu. %50'sinde yanlış hastalardı. Ameliyat olmamaları gerekiyordu. %25'i yanlış zamanda ameliyat olmuşlardı. Ayrılık ve iç acılarının olduğu zaman, ki ben hep derim canın acırken canını acıtma. Bak. Bu kadar basit. Canın acırken canını acıtma. Bahane, ne kadar doğru. Bahane buluyorsun. Çünkü o zaman ne oluyor? Ameliyat yaptığın zaman ağrıların iki misli hissediyorsun. Hani ağlamak için bahane buluruz ya, bir filmin bir sahnesi yetiyordur size tetiklemek için. Evet, tetiklemeye. Ameliyatı da tetikleme oluyor. Bunlar hep önden konuşmak gerekiyor. Peki Serdar, gerçekten kadınlar yani erkeklerle bir sorun yaşadıkları zaman, ilişkilerinde bir sorun oldukları zaman gider saçını boyatır ya da kestirirler. Ben onu diyorum. Bu doğru mu? Saçınızı kestirin ama etinizi değil. O devre bir geçsin, ondan sonra bir özgüven gelsin. Şimdi yeniden kolları sıvıyorum deyin. Ondan sonra bakın, kendinizi mükafatlandırın estetikle. Mükafatlandırın. Evet. Ama çoğunlukla mükafatlandırım derken cezalandırıyor. Yani ben estetiğe şimdi konuşmamdan, bu adam dersiniz ki nasıl estetik cezalandırıyor? Estetiğe tabii kaydı. Canım, sen müşteri kaçırtan. Hiç, herkesten fazla belki hastam var. Doğru evet, hastayı bulmak. Ben aslında başımın ağrısını azaltmak için bunu yapıyorum. Aynı zamanda hastamı da koruyaraktan. Yani ikimiz de sonunda keyif alalım. Çok doğru. Başka bir şey değil. Peki sizin yaptığınız şeylerin hepsi, yani ön ne diyordun Serdar, çok güzel. Tamamlayıcı tabii. Acısız mı? Yani muhakkak bir acı var. Ama yani onu azaltmaya, minimuma indirmek için kullandığımız yöntemler var. Yani dayanılmayacak bir şeyler değil hiçbiri. Peki lazerle yapılan bir işlemler var galiba, değil mi? Ciltteki lekeleri yok ediyor mesela. Aynen. Lifting yapan işlemler var. Bunlar doğru mu? Kesinlikle bizim tasvip etmediğimiz yöntemler. Lazer, lifting olayını biz tamamen cerrahi bırakıyoruz. Çünkü yüz inmişse bunu ancak, yani ne iple ne şeyle, eski formuna, eski şeyini ancak ameliyatla getirebiliriz. Yaptığı lazerle yaptığı veyahut da başka bir sürü yöntem yaptığı şeylerin hepsi ısıyla çalışan, ısıyla şey yapan yöntemler. Cilt altı dokusunu bir nevi yakarak orada bir fibrozis oluşturma, bir bağ dokusunu güçlendirmek diye düşünülüp aynı yanık mekanizmasıyla daha sonra daha fazla deformasyonlara yol açtığını derileri görüyoruz. Derileri atrofik kalitesi oluyor. Şimdi yağ dokusu canlı bir doku ve deriyi gerdiren yağ dokusudur. Zayıflayan insan, ben şimdi şu zayıflama hastalığına da takılıyorum. Bir balans vardır boyla kilo arasında. Ama 40 yaşında bir insanın 20 yaşındaki manken vücudunda olmaması, kilosunda da olmaması gerekir. O kiloda olabilir ama kötü görünüyor. Yüze iyi gelmiyor, vücuda iyi gelmiyor. Çünkü 30'undan sonra deri altı yağ dokusunun, derinin yağ dokusuna ihtiyacı vardır. Şimdi lazer falan, frax ısıyla çalışan gerdirme olaylarındaki mekanizmayı şöyle anlatayım. Geçici, kısa vadeli şöyle. Ben ısıyla deri altı yağ dokusuna zarar veriyorum. Minimal de olsa ısıtıyorum, zarar veriyorum. Bu yağ dokusu bir tepki veriyor ve şişiyor. Ödemleşiyor. Dolayısıyla oradaki tahrip olmuş yağ dokusuna bir tamir olayı başlıyor. Tamir olayı olurken her ameliyat yeri biraz hafif ödemlidir ya ve gergindir de. Ve her skar dokusunda büzülmeye tendansı vardır. O gerginliği 3-4 ay hissediyorsun. Her tamir olayı 3-6 ay sürer. 6 ay sonra harap olmuş yer, skar dokularında biliriz, ezilmiş yerlerde biliriz, azalır doku. Dolayısıyla oradaki deri altı dokusu incelince aslında eskisinden daha fazla artıyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Sıkıysa sol tarafına tedavi yapın, sağ tarafına yapmayın. %100 göreceksiniz. Çünkü ben bu hastaları ameliyat ettiğim zaman doku altında görüyorum. Buraya bomboş. Hiçbir şey yok. Yaptınız hastaların. Tabii onlar geliyorlar sonunda. Diyor ki lazer yaptırdım. Evet. İşte 6 ay idare etti veya 2 sene idare etti. Tamam. Şimdi ama zamanı geldi. Aslında hiç yaptırmasaydı o zaman daha geç de gelebilirdi. Onu ancak bir tarafını yapıp öteki tarafını yapmazsanız bilebilirsiniz. Ben biliyorum çünkü orayı açtığım zaman o deri altındaki yağ dokusunun normal yaşlanmanın bile yağ dokusu olmadığını görüyorum. Eridiğini. Çünkü eriyor, atrofik oluyor. Normal bir şey. Isıyı yemiş, tahrip olmuş bir doku atrofik olabiliyor. Neyi onaylıyorsun? Ameliyat yaptırmayan, yaptırmasın. Yaptırmasın. Geciktirsin. Ama ne yaptırsın da yüzü daha fresh gözüksün. Ay, kendim için şimdi, yüzü ve sinsi bir şekilde şimdi şöyle, bütün bunlar aslında yaşlılık değil, yorgunlukla alakalı. Yorgun yüz görünümünün tedavisi tabii ki o dokuyu dikleştirmektir.
Ama yorgun yüzü yapan gevşek bir dokuysa onu doldurarak, şişirerek değil tabii. Çünkü gevşek bir dokunun dolma kapasitesi çok sınırsızdır. Dolayısıyla fazla koyamayacağınız için koyduğunuzda daha çok sarkıklığa yol açabilir. Yani şişirilmiş veya dolgu yapılmış her yüz mutlaka taze görünmeyebiliyor. Daha çok yorgun da görünebiliyor. Ne yapılabilir? Aslında Burak'ın söylediği şey doğru. Derinin ışıltısı, gözün ışıltısı derim ben hep. Demin yine şuna geldim. Biz neyi algılıyoruz? Ben sana baktığım zaman senin sarkmanı falan görmüyorum ki. İlk bakışta normal bakan bir insan, ben konuşurken gözüne bakarım, sen konuşurken dişlerine, dudaklarına bakarım. Gözden dudağa geçerken burun hep ben buradayım diyorsa, o burun o yüzün burnu değildir mesela. Ama normalde bu. Ve benim algıladığım senin bende yarattığın duygu. Ama en kötü şeyiniz, sizin kadınların diyeyim düşmanınız, en yakın arkadaşınız. Dost acı söyler. Bakın, komşu diyor Burak Bey. Evet, komşu diyorum ben. Dost acı söyler ama yanlış. Birisi en yakın arkadaşının bile bazen sana geliyor. Çok güzelsin bugün diyor. Arkasından ne yaptırdığını getiriyor. Evet, ne yaptırdın? Doğru. İnsan ne yaptırdın olmadan güzel olamaz mı? Olamaz mı? Böyle bir hakkı yok. İnsana iltifat ediyorsan çok güzelsin deyip nokta koyamaz mısın? Yani burada bütün olay... Ve psikolojik olarak bizim güzel olmamız için illa bir şey yaptırmamız gerekiyor. Evet, ondan sonra da... evet. Ay nerede gıdı? Abla taş oluyor yavaş yavaş. Vallahi. Bu kadın mıydı? Bir şey söyleyeceğim, bu erkeksileşti. Aaa... Bak hem güzelleşti derken hem böyle bir sertlik de mi oldu Serdar? Yok, aslında yumuşadı. Şimdi ilk resmini gösteren yumuşadı değil mi? Evet, evet ilk resmi. Peki ismi vermek biraz tamamlıyordu sanki. İzleyicimiz var. Buyurun, niye isminizi vermek istemiyorsunuz acaba? Alo. Hoş geldiniz, biraz beklettim sizi, kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar diliyorum Gülden Hanım. Merhabalar. Benim sadece merak ettiğim tek bir soru, ben de doğumdan sonra müthiş böyle göbek kısmında yağlanma var. Ben bunu bir devlet hastanesine gittiğimde lipotomi yaptırmak istedim ama olmayacağını, iç organlarının yağlı olduğunu, lipotomi yapılsa bile hiçbir şeyin fark etmeyeceğini, değişmeyeceğini söylediler. Ben onu çok merak ediyorum. Serdar Bey'e sormak istiyorum, öyle bir şey var mı acaba? Ne kadar oldu doğum yapalı? Ben 10 yıllık evliyim. 10 yıllık evimde 2 tane kızım var. Çok tatlı 2 tane kızım var. Çok zayıf hamile kaldım. Ama onun dışında 26 kiloyla bir daha veremedim. 26 kiloyu bir daha veremediniz. Aynen öyle oldu. Ve üzerine ekleme yaptık. Ameliyatta zayıflama metodu yok. Harika. Ameliyatta zayıflama metodu yok. Yani bu liposuction yapılıyor olsa bile... Olmaması gerekiyor. Liposakşın yağ aldırma işlemi vücut ağırlığı normal olup şekli deforme olan kişiyi o proporsiyonunu düzeltme ameliyatıdır. Kesinlikle ve kesinlikle en büyük hatadır bir şişman vücudu ameliyat etmek. İyi ki etmemişler o zaman. Etmemişler, doğru söylemişler. Çünkü karın içinde de yağlanma vardır. Karın içi basıncı yüksektir. Her halükarda kiloyu vermek lazım. Bir de ben şunu söyleyeyim. Niye kiloda bu kadar çok duruyorum? Kilo vermiş kadın... Ya vazgeçer, gerçekten kendisini çok iyi ettiği için o şansı vermek istiyorum ona, ameliyat olmama şansını, o baskıdan kurtulma. Bana yaptın. Veyahut da olduğu zaman da çok daha iyi netice çıkacağı için derim ki bana teşekkür ettikleri zaman çok güzel yaptınız. Sizin sayenizde, siz bunu hazırlamasaydınız en iyi ahçı bile en iyi malzemeyle en iyi yemeği yapar. Çok doğru. Bu gerçekten çok böyle. Ederim. Yani benim burada katkım hastayı hazırlamak aslında ameliyattaki başarımdan çok daha büyük başarı ben görüyorum hep. Hastayı o ikna etmem, evet. İnatçı bir şekilde. Çünkü sonunda netice güzel çıkacak. Her cerrah yapabilir iyi malzemeyle neredeyse. Çok doğru ama senin de ayrıcalıklı kullanan önemli özelliklerinden birisi. Bütün problem, doğru hastayı yapabilmek, doğru zamanda. Hiçbir hastana kısa süreli vakit ayırdığını görmedim. Evet. Hep bir sohbetin, hep evet. Bir kahven. Aslında işim değil bu. Tanıma. Ama tanıma. Ya ben çok güzel bir şey. Yani bu kadar insanı tanıma, bu benim merakım da. Yani bu yaşamım aslında. O yüzden sana randevu almak çok zor. O yüzden sen çok kıymetlisin. Çok teşekkür ediyorum. Serdar Eren benimle olduğun için. Burak Bey'i tanıdığıma çok mutlu oldum. Daha da tanıyacağım şu 42. olayını merak ediyorum. Heykeltıraşımız
Sizi tebrik ediyoruz. Burada bu çok kısacık yaptığınız işlemlerle ameliyatın önemini aslında bıçak değince ne kadar zor olduğunu ama sizin elinizin değince de ne kadar estetik olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyorum ve biraz sonra Profesör Doktor Şayka Yüksel gelecek, psikiyatri uzmanı. Kız ve erkek çocuklarda hormonal gelişimin ruh ve bedende ne kadar önemli anne ve babaların yaptığı yanlışlar, çocuklara hissettirilenlerle ilgili çok önemli şeyler konuşacağız Şahika Hanım'la. Alkışlarınız konuklarım için. Bitmedi.